Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Evet, artık yaza veda edip sonbahara merhaba dediğimiz bir dönemdeyiz. Ve Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Ve Eylül ayına 2 Eylül'de hemen ayın başında güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 2 Eylül'de 10 derece Başak Balık Burcu'nda dolunay meydana gelecek sevgili kovalar. Ve bu dolunay sizin para evinizi aydınlatıyor. Evet, Eylül ayı sizin için aslında para demek. Yani para, maddi durumunuz, gelir gider dengeniz, bütçeniz, kazançlarınız, mal varlıklarınız, bu alanlarda Eylül ayı güçlü tesirler barındırıyor. İşte bu dolunay. Beklediğiniz paraları kazanmak, para kazancına, para kazanabileceğiniz işlere başlamak veya süre gelen işlerinizdeki beklediğiniz paraları almak gibi maddi durumunuzla ilgili bazı güçlü etkiler getirebilir. Hepiniz tabii ki kişisel haritalarınıza göre etkiler alabilirsiniz sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz, o zaman bu tesirler bireysel olarak hayatınızda çok daha güçlü olabilir. Toprak burçlarında ve su burçlarında, yani Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep gibi burçlarda gezegenleriniz varsa ve bunlar iyicil gezegenlerse, o zaman parasal anlamda şanslısınız. Ancak değişken burçlarda, Başak, Balık, İkizler, Yay gibi burçlarda yerleşimleriniz varsa ve bunların gezegen olarak biraz daha hani sert, malefik etkili gezegenlerse, o zaman parasal dengenizde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Belki ani bir masraf çıkabilir, bir harcama çıkabilir. Parasal anlamda sizi zorlayacak koşullar gündeme gelebilir sevgili kovalar. Alışverişler, harcamalar, borç alacak konuları, evet, bu dolunayla beraber biraz daha aydınlanacak ve tabii ki maddi durumunuzla da ilgili önemli farkındalıklar kazanmanızı bu dolunayla birlikte bekleyebiliriz. Evet, dolunayı takip eden günlerde ayın 10'una kadar özellikle Başak Burcu'ndaki Güneş, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le ve Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açılar yapacak. Bu pozisyonlar aslında olumlu tesirlerdir ve biraz hani belki maddi durumunuzu, iş durumunuzu, kariyerinizi etkileyebilecek hızlı, ilginç hatta sürpriz gelişmeleri de hayatınıza getirebilir. 5 Eylül'den itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçiyor. Bu sizin için olumlu bir tesir. Merkür Terazi'de daha sosyaldir, daha uzlaşmacıdır, entelektüeldir ve size de güzel bir açıda olacak. Bu da sizi zihinsel anlamda destekleyecek, yaratıcılığınızı arttıracak, iletişim gücünüzü hayatta yükseltecek. Gerek iş için gerek özel hayatınızda daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Sosyal medyayı aktif kullanabilirsiniz. İşinizle bağlantılı çalışmaları yapabilirsiniz. Tabii ki seyahatler de Merkür Terazi'deyken daha fazla hayatınıza gelebilir. Ve 6 Eylül'de Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Venüs iyicil bir etkidir, şanslı bir gezegendir ve Aslan Burcu'nda da güçlüdür ve üstelik sizin karşıt evinize, kendi evine, ilişkiler evine geçecek. Demek ki 6 Eylül'den itibaren ilişkilerimizle de ilgili daha hoş etkiler bekleyebiliriz. Süre gelen ilişkilerimizde karşımızdaki kişilerin cazibesi artabilir, gözümüzdeki değerleri artabilir. İlişkilerimiz daha keyifli hale gelebilir. Yeni ilişki fırsatlarıyla da karşılaşabiliriz veya süre gelen ilişkilerimizde aşk, romantizm ve tutkular bu dönemde güçlenebilir. Ve 10 Eylül'de bu ayın en önemli hareketlerinden biri başlayacak. 10 Eylül'den itibaren Mars Koç burcunda geri harekete başlıyor. Aslında 2020'nin en önemli tesirlerinden birisi bu. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok önemli bir tesir. Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki Mars Koç burcunda videomuzu lütfen izleyiniz. O videoda retro hareketinden de bahsettim. Sadece bu ayda sınırlı değil, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Sizin 3. evinizde gerileyen bir Mars var. Aslında açı olarak çok sert bir açı da değil. Ancak tabii ki Mars retroları, enerjinin geri çekilmesi, biraz da hani dengesiz hale gelmesi nedeniyle temkinli olmakta fayda var. En azından 3. evinizde seyahatlerde, trafikte
biraz dikkat edin. Yani otomobiliniz arızalanabilir, seyahatlerde sorunlar olabilir, rötarlar olabilir. Bazen yakınlarınızla ilişkilerde, komşunuzla, kardeşinizle ilişkilerde agresif durumlar oluşabilir. Biraz daha hani çabuk çatışmalar oluşabilir bu dönemde. Özellikle eğitimle ilgili konular, her türlü iletişimle ilgili konularda yaptığınız işlerin, girişimlerin biraz yavaşlaması veya geçmişten kalan bazı konuların, geçmişle bağlantılı enerjilerin bu dönemde tekrar gündeme gelmesi de mümkün olabilir. Aslında Mars retro yaparken biraz yavaşlamamız, biraz hayatımızı belki gözden geçirmemiz, bazı düşüncelerimizi, fikirlerimizi, planlarımızı, programlarımızı şöyle bir değerlendirmemiz için de bize fırsatlar verebilir. 13 Eylül'de Jüpiter Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor artık. Evet, son 4 aydır retroydu. 13 Eylül'de ileri harekete dönüyor ve 19 Aralık'a kadar da ilerleyecek. 19 Aralık'tan sonra zaten sizin burcunuza geçiyor. Kova burcuna geçiyor. Az kaldı. Son 3 ay. Evet, 3 ay sonra Jüpiter'i burcunuzda ağırlayacaksınız ve kuşkusuz sizin için güzel bir, şanslı bir yıl başlayacak. Bu süreçte, bu 3 aylık dönemde Jüpiter 12. evinizde diyor ki biraz manevi anlamda zaman zaman kendini gözle, biraz içe dönüşler yap, biraz tefekkür et. Bu dönemde aslında elde ettiğin ya da içinde bulunduğun şartları şöyle bir değerlendir, şükret, manevi anlamda gelişim imkanlarına açık ol. Tabii ki 12. evdeki bir Jüpiter aslında korumacıdır. Birçok anlamda gerek sağlık olsun, gerek iş hayatımız olsun. Burada hani bazı terslikler olsa bile Jüpiter bir koruyucu etki olarak arka planda çalışacaktır Aralık ayına kadar. Ve sizin için de Aralık'a kadar bir hazırlık döngüsü olarak belki iş hayatınızdaki hazırlıklar adına destekleyici olacaktır. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Evet, yeni ay, yeni enerjiler, yeni başlangıçlar demek. Yeni ay sizin 8. evinizde doğacak. Evet, Eylül ayı sizin için para demiştik. Başak yeni ayı da yine finansal konulara işaret eden bir yeni ay aslında. Daha çok hisseli paralar, paylaşımlar alanında yeni adımlar getirebilir. Belki bir kredi başvurusu olabilir. Belki bir beklediğiniz bursu alabilirsiniz. Prim, sigorta gibi konular, miras, nafaka ve benzeri işleriniz, tazminat gibi konular, vergiyle ilgili çözümlemeler. Bu yeni ayla beraber gündeminizde olabilir. Eşinizin parasal kaynakları veya bir işbirliği içerisindeyseniz ortaklaşa gelirler giderler, borç alacak dengeniz yine bu yeni ayın konu ve kapsamı içerisinde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 25 derece Başak Burcu'nda olacak. O yüzden kişisel gezegenleriniz özellikle 25 derece ve yakınlarındaysa, bunlar değişken burçlardaysa bireysel etkileriniz çok daha güçlü olabilir. Yeni ay enerjileri 17 Eylül'den itibaren ay sonuna kadar ayın ışığı büyüdükçe hayatımıza da dahil olmaya devam edecek. Üstelik yeni ay sırasında Güneş'in ve Ay'ın Oğlak Burcu'ndaki Satürn'e güzel bir üçgeni var. Bu dönemde bir şekilde hayatımızda gelişen şartların aslında uzun vadeli kalıcı olabileceğini de işaret ediyor. Yani geçici değişken durumlar değil, daha sağlam yapılar, daha uzun vadeli yapılarla ilgili ve siz ihtiyaç duyduğunuz bazı kendinizden aradığınız, güvence aradığınız konu ve kavramlar varsa, özellikle finansal konularla ilgili, bu bir emlakın satılması, bir yatırım da olabilir, beklediğiniz bazı kredi gelirleri olabilir. Uzun vadeli yapılandırmalar adına bu yeni ay güçlü etkiler barındırıyor. Ve ayın 29'undan itibaren Satürn ileri harekete dönecek. 22 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçiyor. 22 Eylül'den itibaren Güneş'in teraziye geçişi aslında enerji anlamında, enerjisel olarak sizi gerçekten çok güçlü bir şekilde destekleyecek. 9. evinize geçecek çünkü. Artık belki biraz hani şu para işlerinden, maddi konulardaki uğraşlardan biraz uzaklaşıp hayata bakışınız, beklentileriniz bu anlamda özgürleşecek. Belki henüz yapamadıysanız ay sonundan itibaren bir seyahate çıkma imkanı bulabilirsiniz. Güneş'in teraziye geçmesiyle de beraber. Maddi manevi her alanda Güneş terazideyken sizi destekleyebilir, yaratıcılığınızı arttırabilir, özgüveninizi güçlendirebilir. Hayata bakışınız manevi anlamda biraz daha derinleşebilir. Ve sosyal alanda da gerçekten çok güzel tesirler altında olabilirsiniz. Özellikle
ayın sonlarından itibaren. 29 Eylül'de ise Satürn artık Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor ve Satürn'ün son geçişi, son çeyreği artık ve Aralık 17'den itibaren Satürn Oğlak'tan ayrılacak ve sizin burcunuza geçecek. Jüpiter'le beraber Satürn'ün de artık burcunuza geçmesine çok az kaldı ve 12. evinizdeki son hareketlerini yapıyorlar. Bir hazırlık dönemi gerçekten. Gerek ruhsal, gerek bedensel, gerek zihinsel. Hayatınızdaki şöyle bir eksikleri gözden geçirmeniz, sizin için gerekli olanla gereksiz olanı ayrıştırmanız adına hazırlıklar yapmanız için Satürn burada Aralık ayına kadar güçlü etkiler verecek. Zararlı alışkanlıkları bırakmak, belki artık sizin için gerekliliği kalmamış bazı davranış kalıplarından uzaklaşmak. Bunlar iş hayatınızla da ilgili olabilir, özel hayatınızla da ilgili olabilir. Evet, Satürn güçlü bir şekilde diyor ki Aralık ayına kadar bunları son kez bir gözden geçirelim. Son 2,5-3 yıldır aslında bizim için gerekliliği kalmamış veya bir şekilde hayatımızı zorlaştıran, kısıtlayan konu ve kavramlar ya da davranış kalıpları, artık bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Ve Aralık ayına kadar olan süreçte bu tesirleri tamamlayacağız ve 17 Aralık'tan itibaren de Satürn'ü burcumuzda ağırlamaya başlayacağız sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.